Ses. Benimki açık abi, seninkini açayım mı? Seninki değil abi, açık. Teşekkür ederiz. Öncelikli olarak hepinize buraya gelip bizi dinleme nezaketini gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Çünkü çok güzel bir topluluk bulduk. Ben doğrusunu söyleyeyim, böylesini hayal etmemiştim. Böyle güzel bir topluluğu hayal etmemiştim. Bu yüzden de ben mesela şöyle bir iş yapıyorum. Mesela şu anda Nihat bu kalabalıklara alışık. 50 bin kişi önünde futbol oynamış bir oyuncu ve Türkiye'ye büyük mutluluklar yaşatmış. Büyük başarılara imza atmış. Gururumuz olmuş bir oyuncu. Dolayısıyla da bu kalabalıklara ve bu alkışlara alışık. Ama ben şöyle bir iş yapıyorum. Yeri geliyor, yaptığım bir yayını milyonlarca kişi izliyor ama hiçbirini görmeden yapıyorum. Bir kameraman, bir Allah, bir ben. Böyle sizlerin gözlerinizin içine baka baka konuşmak ve sizlerle bu iletişimi kurmak benim için çok heyecan verici. Eminim ki Mustafa Açıkgöz için de aynı heyecan söz konusudur. Nihat Kahveci ile Mustafa Açıkgöz de biraz futbolumuzu konuşacağız. Mustafa Açıkgöz futbolun menajerlik yönünü, sizlerin soruları olabilir. Futbolcular nasıl transfer oluyorlar, Türkiye'deki durum nasıl, bunu konuşacağız. Nihat Kahveci ile de tabii ki futbolumuzu konuşacağız, Türk futbolunu konuşacağız. Onların zamanındaki o parlak günleri maalesef arıyoruz hep beraber. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki yolculuğumuzu, 2002 Dünya Kupası'ndaki yolculuğumuzu hepimiz biliyoruz. Sizler, şimdi ben genç arkadaşlarımı görüyorum, minikleri görüyorum. O günleri yaşamayanlar tabii ki anlayamıyorsunuz ama inşallah futbolumuz bir gün yine o günlere gelir ve çok daha güzel saatleri ekran başında, statlarımızda yaşarız. Bu güzel davet için Aksaray Belediyesi'ne çok çok teşekkür ederiz. Ben bütün arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Sayın Doktor Evren Dinçer'e teşekkür ederiz. Bizi davet ettikleri için ve bizimle birlikte sizleri buluşturduğu için. Ben şimdilik bunları söyleyeyim. Şöyle yapalım isterseniz. Çok güzel bir topluluksunuz siz ve oturup bizi saatlerce dinlemeyin. Nihat Kahveci'den futbolumuzla ilgili kısa bir görüş alalım. Mustafa Açıkgöz'den futbolumuzun o menajerlik yönü sorunları ile ilgili kısa bir görüş alalım. Sonra da eminim ki sizin sormak istediğiniz birçok şey vardır. Sizlerin sorularını alalım izniniz olursa. Nihat, hoş geldin. Hoş bulduk Erdoğan abi. Şimdi sahada ben dedim 50-55 bin kişinin içinde, hatta İspanya'da 100 bin kişinin önünde defalarca maçlara çıktın. Kolay değil o atmosferi, heyecanı yaşamak. Ama buraya gelince herhalde başka bir heyecan yaşatıyor burası, değil mi? Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Erdoğan abiden sonra konuşmak o kadar kolay bir şey değil. Ama %100 katılıyorum. Ben de böyle güzel bir atmosfer, enerji dolu bir insan topluluğu beklemiyordum. Beşiktaşlısı var, Fenerlisi var, Galatasaraylı var, Trabzonlusu var. Bir öncelikle futbolla ilgileniyoruz değil mi? Evet. Beşiktaş'ı tutanlar alkış yapsın Beşiktaşlılar. Galatasaraylılar
Fenerbahçe. Trabzonspor. Aksaray Spor. Aksaray Belediye. Türk Milli Takımı. Bravo. Vallahi öncelikle kendimi tanıtayım ki ben futbolu bıraktığımda doğanlar var böyle görüyorum ama öyle bir bakıyorlar ki gözümün içine sanki beni tanıyorlarmış gibi. Ayrıca da mutlu oldum. İşte zamanında futbol oynadım ben. Türkiye'de Beşiktaş'ta. Sonra Avrupa'ya gittim. Real Sociedad'da oynadım İspanya'da. Villarreal'de oynadım yaklaşık 8-9 sene. Sonra milli takımda oynadım. 2002 Dünya Kupası üçüncülüğünde vardım. 2008'de Allah kaptanlık da nasip etti. Avrupa üçüncüsü olduğumuzda o turnuvada vardım. Eski bir futbolcuyum. Şu anda TRT Spor'da, işte dijitalde Nat Spor'da, bu arada abone de olun oraya. Bir de radyoda, Radyo Gol'de sporun içinde kalarak futbolu, futbolun diğer branşlarını yorumlamaya çalışıyorum. Böyle bir kendimi tanıtmak istedim. Sonuçta kimse kimseyi tanımak zorunda değil. İlgilenmeyen vardır. Ama tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Biraz sonra Erdoğan abi zaten gerektiği şekilde sohbeti ilerletir. Sormak istediğiniz sorulara cevap veririz. Hepinize saygılar sunuyorum. Anılar anlatırız, yaşanmışlıkları anlatırız. Bugünkü takımların ligdeki gidişatını konuşuruz. Sorular da alırız, değil mi Erdoğan abi? Kesinlikle. Teşekkür ederiz Nihat. Ve Mustafa Açıkgöz, girişimci yazar. İki kitabı var, biri Sevdiğin İşi Yap, diğeri Menajerlik. Bunun yanında da birçok organizasyon düzenleyen ve son iki yıldan bu yana da futbolcu menajerliği yapan bir kardeşimiz. Bu yolu da birlikte yürüyoruz Mustafa'yla. Mustafa sen neler söyleyeceksin bizi dinleyen kardeşlerimize, arkadaşlarımıza? Mikrofon açık mı acaba? Ses 1-2-3. Herkese merhaba. Öncelikle Aksaray Belediyesi'ne bu organizasyon için teşekkür ediyorum. Onu kapatabilirsin istersen. Şu an sesi herhalde. Hayat böyle işte. Bazen sorunlar yaşayabiliyoruz. Hepimizin hayatında var bu sorunlar. Ama önemli olan maça nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğiniz. Kazanmak önemli maçı. Evet, biz şimdi biraz sorunlar yaşayarak başlamış olabiliriz. Ama bu sohbetin sonunda keyifli birkaç saati sizinle geçirmiş olmak bizim için çok değerli olacak. Dolayısıyla da sorunlar çözülür. Böyle kafamızda çok fazla büyütmeye de gerek yok. Şu anda hatta çözüldü bile. Artık Mustafa'yı duyabiliyoruz. Sözü sana bırakalım tekrar Mustafa. Teşekkürler bu güzel pas için Erdoğan abi. Arkadaşlar ben Mustafa Açıkgöz. Öncelikle dediğim gibi Aksaray Belediyesi'ne bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum. Erdoğan abiyle biz de yıllardır eğitim seminerlerimiz oluyor. Onunla beraber bahsettiği gibi iki tane kitabım bulunmakta. Biri Sevdiğin İşi Yap, diğeri Menajer kitabı. Yaklaşık 6 yıldır lisanslı futbolcu menajerliği yapmaktayım. Bugün buradaki bulunma amacım da spor söyleşi ve futbol menajerliği konusunda sorular olan arkadaşlar varsa yardımcı olmaya çalışacağım. Menajerlik maalesef ülkemizde kötü bilinen bir meslek. Aslında çok doğru yapıldığı zaman ne kadar önemli olan bir meslek olduğunu kitabımla anlatmaya çalıştım. Bugün buradaki sorularınız varsa seve seve cevaplamak için hazırım. Teşekkür ederiz Mustafa. Ben şimdi sözü Nihat Kahveci'ye bırakayım. Türk futbolunun efsane isimlerinden biri Nihat Kahveci. Yani bugüne kadar birçok oyuncu gönderdik yurt dışına. Ama Nihat Kahveci kadar istikrarlı ve Nihat Kahveci kadar ülkemizi temsil eden, Türkiye'den gidip temsil eden futbolcu sayısı çok az. Bilmiyorum kendisi bir başka örnek verebilir mi? İspanya'da yıllarca oynadı ve
İspanyol medyasının göz bebeği oldu. Real Sociedad gibi bir takımda İspanya Ligi'ni ikinci bitirdiler. Hayal edemeyecekleri bir başarıydı. Diğer yanda da Türk milli takımıyla öyle bir dönem yaşadı ki hala o dönemi konuşuyoruz, o dönemi yaşıyoruz. Az önce buraya gelirken ben de Çek Cumhuriyeti maçının sesini duydum. Ben anlatmıştım maçı ve o anları bir daha yaşadık. Peki Türk futbolunda bu kadar büyük mutluluklar yaşatan, başarılar yaşatan Nihat Kahveci, acaba bugünkü dalgalanmayı nasıl değerlendiriyor? Neden biz o günleri hala arıyoruz Nihat? Erdoğan abi, öncelikle teşekkür ediyorum. Ben utanırım biraz, biliyorsun yani, mütevazimdir. Şimdi Çek Cumhuriyeti maçından bahsetti ya Erdoğan abi, o muhteşem sesiyle golün güzelliğine de güzellik kattı. O maçı hatırlayanlar var mı aramızda? Maşallah. Şimdi bugünkü Türk futbolu baktığımızda teknolojik anlamda çok geliştik. Statlarımız daha güzel, zeminlerimiz daha güzel. Giyinilen kramponlar daha güzel. Artık herkesin özel personal trainer'ı var, bireysel antrenörü var, diyetisyeni var, psikoloğu var. Her şey yolunda. Çünkü 2022 yılındayız. Yaşadığın çağa, yaşadığın güne ayak uydurmak çok önemli. Bu konuda bence hiçbir eksiğimiz yok. Şayet bu anlamda çok mutluyum. Ama özellikle milli takımı izlediğimde, işte son maçlarda Lüksemburg maçında yenilen 3 gol. Faroe Adaları ki dünya sıralamasında 122. sırada, onlara karşı kaybettiğimiz bir dönem yaşadık. Şahsen o formayı giyinmiş biri olarak çok üzgünüm. Bugün eksik olan tarafın, bence biz sokaklarda oynuyorduk ya, o amatör ruh vardı, istek vardı, arzu vardı, o sorumluluğu bilmek vardı. Sizin gibi insanların evine girip kiminin çocuğu olmak, kiminin kardeşi olmak, kiminin abisi olmak, kiminin amcası olmak vardı. Bu duyguların ben biraz eksik olduğunu görüyorum, o amatör ruhun. O yüzden de son dönemlerde milli takımımızın başarıyı elde edemediğini düşünüyorum. Çünkü bireysel anlamda gerçekten çok iyi bir kadromuz var. 30 kişilik bir milli takım kadrosu açıklanıyor. Biz halen dışarıdaki 5 kişiyi, 10 kişiyi konuşabiliyoruz. Neden gelemiyor diye. Hani bir olimpiyat havuzu var. Çeşitlilik var. Yurdumuzun her yerinde takımlarında oynayan kaliteli Türk oyuncular var. Yurt dışında oynayan oyuncular var. Ama maalesef o takım olmayı net bir şekilde beceremiyoruz. Arkadaşlarımız birbirinin yeteneklerinden yararlanmayı sahanın içinde beceremediği için bugün milli takım anlamında biraz geride kaldığımızı düşünüyorum. Ama şimdi biliyorsunuz geçen gün 2024 Avrupa Şampiyonası kuralları çekildi. Almanya'da oynanacak. Almanya'da bizim hani çok yaşayan gurbetçimiz var. 5 milyonu geçtik herhalde, değil mi Erdoğan? Geçmişiz. Evet. Hani kendi evimizde oynayacağız eğer gidersek. İnşallah futbolcu arkadaşlarımız bu bilinçle konsantre olurlar. Bir olurlar, birlik olurlar. Türk milli takımını orada izleriz. Çünkü 2002'de dünya üçüncülüğünde bulundum. İstanbul'a döndük. 10 milyon dışarıdaydı. Hani 2008 aynı şekilde Avrupa üçüncülüğü. Yani siz güzel insanlar, Türk insanı bu mutlulukları tekrar yaşamak hak ediyor. İnşallah bu yeni nesil, yeni jenerasyon bunu bilerek daha konsantre olurlar. Neredeyse kendi sahamızda oynayacağız Almanya'da. Kendi seyircimiz önünde. İnşallah gideriz oraya. Çünkü ben artık 2008'deki gol, tabii ki o gol belki unutulmayacak ama ilk olarak yenilerini gelsin isteyen benim yani. O tarzda güzel goller atılsın, başarılar gelsin. Çünkü tabii ki dünümüzle övüneceğiz ama bugün de başarılı olmak önemli, geleceğe umutla bakmak için. Teşekkür ederiz Nihat. Mustafa Açıkgöz'e de şunu soracağım. Bu menajerler futbolu nasıl etkiliyorlar? Olumlu mu, olumsuz mu? Takımların yanındalar mı yoksa futbolcuların yanındalar mı? Orta yolu buluyorlar mı, bulmuyorlar mı? Birkaç örnek vererek soracağım sana soruyu. Bu sene mesela Beşiktaşlılar çok kızdılar. Emirhan'ın Torino'ya transferi. Emirhan Aydoğan'ın gidişine çok üzüldü. Sen mi götürdün? Beşiktaşlılar. Bu bir menajer tercihi miydi? Emirhan'ın tercihi miydi? Ve bu tür sorunlar yine yaşanabilir mi? Menajer nerede durmalı bu işlerde?
Soru biraz zor bir soru. Çünkü bu işin medyatik yönü biraz daha tehlikeli. Emir Hanım menajerini tanıyorum ve olayın başından sonuna kadar hakimim. Aslında Beşiktaş'a para kazandırarak gitti. 4,5 milyon euro civarında bir parayla gitti. Normalde bunu 6 ay bekleyip bedavaya da gidebilirdi. Ama burada Beşiktaş'ın biraz bence acemiliğine denk geldi. Çünkü belki o transfer serbest kalma bedeli 4,5 milyon euro değil de daha yüksek bedeller yazılabilirdi. Çünkü bir ay önce imzalanmış bir yeni sözleşmeden bahsediyoruz. Ama bu şekilde bir rakam yazıldığı için futbolcu ve menajer de bu hakkını kullanıp en doğru şekilde Torino'yu tercih ettiler. Aslında bu iş tabii ki de ekonomi olayı biraz da baktığımız zaman tabii ki de futbolcu ve menajeri biraz daha ekonomik boyutunu düşündüler. Ama menajerler her zaman kötü bilinen kişilerdir. Evet, öyle biliyoruz. Ama biraz olumsuz bir imaj var menajerlerle ilgili. İşte bu kötü bir imaj olduğu için ben de bu menajer kitabını yazma gereği hissettim. Çünkü aslında ne kadar önemli bir meslek ve doğru yönü yapıldığı zaman futbolcuya değer katan bir meslek. Çünkü futbolcuya düşünceden düşünceye geçiren kişi doğru menajerdir. Diğer türlü futbolcuyu sadece bir para olarak gören kişiler futbolcu yanlış yönlendirmelerle beraber birçok futbolcumuzun kariyerini mahvettiğini görebiliyoruz ülkemizde. O yüzden menajer seçimi çok önemli ve doğru menajer seçmekte fayda var. Menajerler olmalı mı? Menajerler kesinlikle olmalı. Yani her futbolcunun hayatında nasıl ailesi varsa onu pazarlayacak, kulüplere sunacak, işte maçlarını izlettirecek menajerlere ihtiyacı var. Senin ne zaman menajerin oldu Nihat? 18 yaşında. 18 yaşında var mıydı menajer? Evet. Türkiye'de? Evet. O zamanlar var mıydı menajerlik? Vardı, her zaman vardı. Ya şimdi tabii geçmişte ki... Geçmişte birazcık bakış açısı... Uygulanmayan bir şeydi. Kötü ama bence olması gerekiyor. Neden? Çünkü menajer sadece kontrat döneminde kulüple konuşan, hadi gel oyuncum, 3 senelik kontrat atalım, şu kadar para kazanalım dememeli. Oyuncuyla 24 saat ilgilenmeli. Sonuçta futbolcu biliyorsunuz 1,5-2 saat idman yapıyor ama günün daha geri kalan 22 saati var. Orada da önemli ihtiyaçları var. Yemeğmiş, içmeymiş, dinlenmeymiş, uykuymuş. Hani bu konularda da ihtiyaç olduğunda yanlarında olmalı. Ya bence olmazsa olmazlardan futbolun içinde. Tabii ki bazı menajerler oyuncuları yanlış yönlendirebiliyor. Ama Emirhan konusunda şunu söyleyebilirim. Ben her Türk gencinin Avrupa'ya gidip oynaması tarafındayım yani. Kulübüne de para kazandırarak gitti. Orada evet Beşiktaş bonservis bedelini daha yüksek yazabilirdi. Ama olan olmuş. Canı gönülden ben başarılar diliyorum. Gururla da izliyoruz yani. Biz de başarılar diliyoruz. Aksaray kaçıncı ligde Aksaray Spor? Üçüncü ligde. Size şimdi bir haber vereceğim. Çok yeni bir haber bu. Futbol Federasyonu ikinci ve üçüncü liglerin naklen yayın haklarını bir firmaya verdi. Bundan sonra maçlarınızı izleyebilirsiniz. Deplasmanda oynanacak maçları da izleyebileceksiniz. Ayrıntılar yakında açıklanır. Bu bilgiyi vereyim ve Nihat Kahveci'den bir anı dinleyip bizi dinleyenlerin sorularına geçelim. Böyle senin için en unutamadığın anı hangisi? Futbolda yaşadığın futbol dünyasında o 20 yıllık 25 yıllık süreçte birçok anım var tabii. Senin neler var ama? Çok var. Yani mesela biraz önce ekranda golü verdiler. Ben golü attım. Golden sonraki 2 dakikayı hatırlamıyorum yani. Üzerimde 10 kişi atlamış. Yani orada belki vefat bile edebilirdim yani. Ama öyle bir gole de değer miydi? Değerdi. Değer nasıl oldu peki? O anı anlatır mısın bize? Topu aldım, vurdum, gol oldu. Ama bir şey söyleyeyim. Ya top gelmeden bir kere gerçekten o sene çok iyi bir sezon geçirmiştim Villarreal'de. Çok formda gelmiştim. Topu aldığımda tek düşüncem kaleye doğru vurmaktı. Topa vurdum, top gidiyor, direğe doğru gidiyor ama. Böyle bakıyorum, çarpma çarpma diyorum, çarpıp gol oldu Allah'tan. Yani muhteşem bir andı benim için. Sonra zaten ne yaptım bilmiyorum. Pazu bantı falan öpüyorum. O ara yere yattım tabii. Çok mutlu oldum. Galibiyet golü. Bizim 10 tane arkadaş üzerime atlamış orada.
Orada Kazım filan var iri yarı. Volkan Tuncay, Demirel var. Volkan Demirel, Arda Turanlar. Tuncay Şanlı ikinci kattan atlamış üstüme. Öyle bir zıplamış ki. Ya hiç acımamışlar bana. Neredeyse bir ezilme tehlikesi yaşadım yani. O zamanlar böyle kilolu da değildim. Zap zayıfım hani böyle. 55 kilo gibiyim. Düşünün yani. Eziliyordum neredeyse. Ama yıl 2022. Hala onu konuşuyoruz. Yani çok şunu güzel soracağım. Bir andı ya. Unutulmaz bir şeydi. Nihat, şunu soracağım. Öne geçtik. Volkan Demirel kırmızı kart gördü. Ya benim gol güme gidecek. Şimdi yersek ne olacak diye düşündün mü orada hiç? Şimdi tabii Volkan Demirel kırmızı kart gördüğünde oyuncu değişikliklerini yaptığımız için kaleye Tuncay Şanlı geçti. Tuncay dua ediyor yani. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim diye gol yemesin diye. Normal yani. Bu arada Türk futbol tarihinde gol yemeyen kalecidir ha, Tuncay Şanlı. Onu da bir alkışlayalım yani. Gol yemedi. Ya o maç 90 dakika sürdü ama biz maça dakika 70'ten sonra geldik. 70'e kadar sahada yoktuk. 2-0 mağlüptük. Avrupa Şampiyonası'nda da öyle 20 dakikada 3 gol atmak falan çok zor bir iş. O güne kadar öyle bir geri dönüş olmamış. Hele o dönemde, zaten şu anda da öyle. Dünyanın en iyi kalecisi kalede. O gün için dünyanın en iyi kalecisi kalede. Zaten Peter Cech gelmiş geçmiş en iyi 10-15 kaleci içindedir dünyada. Ta ki o pozisyona kadar elinden kaçırdı. Ben de hayatımda ilk defa boş kaleye gol attım yani. Evet. Peki Nihat, teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi sizlerin sorularınızı alalım. Kimler soru sormak ister? Şu önden başlasın. Nereden başlayalım? Bu genç arkadaşımızdan başlayalım. Yelekli genç arkadaşımızdan. Kendine isminizi söylerseniz konuşmaya başlamadan önce çok iyi olur. İsmim Umut Kadir Daysal. Öncelikle Aksaray'a hoş geldiniz. Soruma Nihat Kahveci ile başlamak istiyorum. Avrupa Şampiyonası denilince aklımıza hep unutamadığımız o Euro 2008 geliyor. Siz de o unutulmaz maçlardan birisi olan Çeke maçında iki değerli gol atmıştınız. İkisi de birbirinden değerli ama bence bana göre üçüncü gol daha bir değerli. Çünkü galibiyet golüydü. Bir de şöyle bir şey var. Bazı insanlar yaşayacağı şeyi önceden hissedebiliyor. Benim size sorum şu. Üçüncü gol, yani galibiyet golünü atmadan önce acaba hissettiniz mi? Çok güzel bir soru. Peki cevap vereceğim. Ben de sana bir soru soracağım. Bu soruyu sormak için hazırlandın mı bayağı? Evet. Çünkü çok güzel sordun. Evet. Aferin sana. Güzel. Tebrik ederiz. Bak. Aramızda futbolcu olmak isteyen vardır. Bak, futbolda hissetmek çok önemlidir. Ben o şampiyonaya gitmeden önce Villarreal'de İspanya'da sakattım. Bizim iki tane maçımız vardı. Norveç deplasmanı, içeride de Bosna Hersek. Ben böyle evde otururken bu maçlara gidip gol atacağım. Türk milli takımını da Avrupa Şampiyonası'na götüreceğim dedim. Öyle bir şey doğdu içime. Sonra Norveç deplasmana gittik. 1-0 mağlüptük. 2-1 kazandık. İkinci golü attım. İçeride Ali Sami Yen'de Bosna Hersek'le oynuyoruz. 1-0 yendik. Orada da golü attım. O dediğim pozisyonda da Cech elinden kaçırdığında 2-2. Biz normalde maçı penaltılara götürebilirdik. Ama artık o dakikadan sonra sizlerin de o enerjisini hissetmemek mümkün değil. Ben hissettim gerçekten kazanabileceğimizi. Allah da öyle bir anı, öyle bir golü nasip etti. Sorunun cevabı işte bu. Hissettim, gerçekten hissettim. Siz de hayatınızda böyle, hep derim ki böyle olumlu düşünmek, pozitifi çağırmak diye bir terim var ya. Her zaman onu yapın. Negatif çağırırsanız negatif düşünceler olur. Ben o topu aldığımda aman vurdum kaçırdım düşünsem o top gol olmazdı. Olumlu düşündüğüm için gol oldu yani. Siz de hayatta her zaman olumlu düşünün derim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben özellikle Erdoğan Aykan'ı çok seviyorum spiker olarak. Teşekkür ederim. Şu Super Altı döneminde falan ilk çıktığı dönem çok izledim. Mesaj ben atar mıydın? Atmıştım ama okudunuz okumadınız hatırlamıyorum. Çok mesaj geliyordu ama. Yani okuyamamış olabilirim belki. Ben Nihat Kahveci'ye bir soru soracağım. İspanya döneminde oynadığı dönem. Özellikle La Liga'da veya Sociedad'da transfer olduktan sonra ben sık sık başlarını takip ettim. Hatta şampiyonluk da bayağı bir yaklaşmışlardı.
Hem de olacak galiba tabii, dedim. Tabii. Olacak falan demiştim. Ve açıkçası o sezon çok üzülmüştüm. Kıl payı kaçmıştı. Acaba benim içimde kalan bu uhde Nihat Kahve'nin içinde de var mı? Kalmaz olur mu? Sene 2002-2003. Düşün 20 sene önce. Sene geçen sene değil yani. 20 sene önce. O zaman Real Madrid diye bir takım var yani. Zidane, Beckham, Figo, Fenomen Ronaldo, o Brezilyalı. Bugünkü Cristiano Ronaldo değil. Siz Cristiano'yu tanıyorsunuz değil mi daha çok? Brezilyalı Ronaldo'yu biliyorsunuz mu? Ha. O zaman o oynuyor. Düşün, Figo oynuyor, Raul oynuyor, Guti oynuyor. Onlarla şampiyonluk yarışı yaptık. Sondan ikinci maçta Celta Vigo deplasmanına gittik. Orada 3-2 yenildik. Hatta o maçta da 2 gol atmıştım. Ama orada yenildiğimiz için Real Madrid 1 puan öne geçti, şampiyon oldu. İçimde ukde kalmaz mı? Real Sociedad'la La Liga'da şampiyonluk yaşamak herhalde hani tarihteki en önemli olaylardan biridir o kulüp için. Çünkü en son şampiyonluklarını 40 sene önce filan almışlardı. Ama o kadar başarılı olmuş ki, olmuşuz ki, tabii ki Real Sociedad tarihinde son 100 yılın en iyi 11'ine seçtiler beni. Öyle onur ettiler. O da ayrıca bir mutluluk verici. Hani şampiyon olmadık ama taraftarlar şampiyonmuş gibi sevindiler yani. Çok güzel. Bir de kenarlardan bir soru alalım. Senin sorunu alalım. Nihat abi, ben sana soracaktım bu sorumu. Gençken, Sait Eren. Gençken hangi takımın altyapısında oynadınız? Ben İstanbul'da Esenler Spor'da oynadım amatörde. 2 sene oynadıktan sonra Beşiktaş altyapısına gittim. Beşiktaş altyapısında da 2 sene oynayıp A takıma çıktım. Hani Beşiktaş altyapısında oynadım. Arkada bir beyefendi vardı, gözlüklü beyefendi. Ona verelim. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz Aksaray'a. Hoş bulduk. Ben burada öğretmenim. İsmim Necati. Sizin döneminizde, yani Avrupa'da oynadığınız dönemde o gollerin hepsini ezbere biliyoruz. Şunu da çok iyi biliyoruz. Pasaportunuz Türk pasaportu olmasaydı o senenin sonunda ya Real Madrid'deydiniz ya o zamanın en büyük takımlarından Manchester United'daydınız. O şartlarda Türk pasaportuna karşı bir ön yargı vardı. Siz bunları aştınız. Çok büyük başarılar elde ettiniz. Dünyanın en pahalı barajını kurdurdunuz. Bunu gençler bilmezler pek. Şimdiki Türk sporcularda, Türk futbolcularda nasıl bir eksiklik hissediyorsunuz da bu kadar imkan varken Türk pasaportuna karşı sizin zamanınızdaki kadar ön yargı olmamasına rağmen tutunamıyorlar. Örnek veriyorum, Yusuf Yazıcı tekrar döndü. Hani erken döndü. Bu yaşta dönmemesi gerekiyordu. Çağlar kadroya giremiyor. Cengiz'de bazı sıkıntılar oldu. Tabii bunun içinde kulübün yapısından kaynaklı belki sıkıntılar olabilir ama yine de Türk futbolcusunun mantalitesinde bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Siz o zorluklara rağmen başardınız. Onlarda ne eksik? İsim neydi? Necati. Necati Bey, yalnız ben sözü Nihat'a bırakacağım. Bir konuyu da gündeme getirerek bırakacağım. Nihat'ın Avrupa'ya gittiği dönemde Türkiye'den Avrupa'ya gidebilen futbolcu sayısı hiç yoktu. Aynen öyleydi. Nihat çok nadide bir örnektir bu anlamda. Ama şimdi baktığımızda Türkiye'den en az 8-10 futbolcumuz Avrupa'da oynayabiliyor. Bugünkü gençlere de bu anlamda haksızlık etmeyelim. Yani o dönem Türk pasaportlu olmanın sıkıntısına rağmen Nihat büyük işler başardı. Kendi çabasıyla bunu başarmıştır. Ve bugünkü arkadaşlarımıza da haksızlık yapmayalım. Cengiz, Çağlar, Yusuf bizi gayet iyi temsil ettiler. Yanlış anlaşıldı. Amacım haksızlık etmek değil, daha fazla tutunmaları gerektiğini düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü futbol değişti, dünya değişti. Evet. Neler yapabilirler? Acaba o azmi nasıl gösterebilirler? Şimdi bunu soralım Nihat kardeşim. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkürler. Şimdi öncelikle güzel bir soru. Ben de Erdoğan abinin açtığı pencereden konuya girecektim. Çünkü neden? Şimdi şunu söyleyeyim. Evet, o dönemler bize, Türk pasaportuna, Türkiye'ye bakış açısı bizi tanımadıkları için farklıydı.
İşte biz oraya gidip başarılı olunca, Türkiye'yi de anlatınca, ki başarılı olup Şampiyonlar Ligi'ne girdiğimde Real Sociedad'la İstanbul'a geldik biz. Galatasaray maçı oynadık. İstanbul'u gördüler, tanıdılar. Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğunu daha iyi anladılar. Bunlara da vesile olduk. Ha, belki Brezilyalı olsaydım, Niyatinho olsaydım Real Madrid görebilir miydim? Olabilirdi. Ama ben Türk olmaktan gurur duydum. İyi de temsil ettiğimi düşünüyorum ülkemizi. Bugüne gelince yurt dışında oynayan oyuncu sayısı gerçekten çok fazla. Hepsi de bizi iyi temsil ettiğini düşünüyorum. Çağlar son sene kontratı olduğu için hocası tarafından, kulüp tarafından oynatılmıyor. O yüzden oynamıyor. Oynadığında çok iyi oynadı. Enes Ünal İspanya'da neler yapıyor? Evet, milli takımı o performansı taşıyamıyor. Hakan Çalhanoğlu İtalya'da bir Milan görüyor, bir Inter görüyor. Merih Juventus'ları gördü. Onun dışında çok oyuncumuz var. Zekiler var. Hani Yusuflar var. Burak Yılmaz Paris Saint-Germain gibi dünya devinin olduğu bir yerde Lille şampiyon yaptı. Hani bu dönemde daha çok Türk oyuncusu var. İnşallah sayı daha da çoğalır. Ben şahsen hepsine gurur duyuyorum. Dönenlere de neden döndüğü çok iyi analiz etmek lazım. Bazen kendi istedikleri için değil, hayat da onları mecbur ettiriyor ona yani. O dönemde şu parantezi açalım. Nihat'la birlikte özellikle biz Dünya Kupası'nda başarılı olduktan sonra Nihat'la birlikte giden birçok oyuncumuz oldu, hatırlarsınız. Onların önünde içinde bana göre ikisi başarılı oldu. Nihat'ın yanında ülkemizi iyi temsil ettiler. Biri Tugay Kerimoğlu. Alpay abi vardı. Premier Lig'de. Evet. Alpay da aynı şekilde. Alpay da iyi temsil ettiğini söyleyebiliriz. Belki çok yüksek bir performans olmadı ama bir de Emre Belezoğlu aynı dönemden. Okan abi Inter'e gitti. Ama döndüler onlar. Evet. Uzun vadeli olabilmek, kalıcı olabilmek Arda o kadar Turan. Kolay değil. Arda sonradan. Evet. Onlar sonradan. Sizin sorunuzu alalım. Erdoğan abi, Mehmet Şirin adlı. Öncelikle sizin gibi güzel, yüreği temiz insanların Aksaray'a gelmiş olması bizim için büyük bir şeref. Bir sorum size olacak, bir sorum da Nihat Bey olacak. Şöyle ki... Ya şöyle yapalım mı? İsterseniz Nihat Bey'e sorun. Çünkü herkese bir soru hakkı verelim. Peki, tamam. Çok tamam. Fazla soru sormak istiyor arkadaşlarımız. O zaman bir temenni... Adil davranmış olalım. Bir temenni, bir soru. O zaman temennimi söyleyeyim. Sizin Ömer Ünlüdül abimizle beraber yapmış olduğunuz stadyum programını çok özlüyorduk. Tadı damağımıza kaldı. İnşallah gelecekte de onunla beraber programı yapmanızı temenni ediyoruz. Nihat Bey'e olan sorun da şu. Bizim Türkiye'de şampiyon olan takımımız bu sene maalesef Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi. Yine Avrupa'da takımlar düzeyinde oldukça kötü. Bununla beraber takımlarımızın bu kötü performansı aynı zamanda ülke puanımıza da zarar verdi. Bunun bir yaptırımı olmamalı mı? Yani biz Türk sporunda sürekli başkanlar düzeyinde, futbolcular düzeyinde magazinsel tartışmalar izliyorken ülke puanına bu kadar zarar veriliyor olmasının bir hesabı olmamalı mı? Bunun faturası bir de kesilmemeli mi? Şimdi öncelikle güzel bir soru. Bu vesileyle bu akşam Fenerbahçe'ye, Trabzonspor'a, Sivasspor'a, Başakşehir'e de başarılar dileyelim. Çünkü onlar bugün galip gelirlerse, puan ve puanlar alırlarsa bu ülkemiz adına çok önemli olacak. Bu bizim zaten çok konuştuğumuz ve üzüldüğümüz bir konu. Çünkü biz Süper Lig'de bazen şampiyon olalım, başarılı olalımı düşünürken Avrupa'da başarılı olmayı unuttuk. Rotasyonlar yaptık, formda olmayan oyuncularla oynadık ve bugünlere geldik. Türkiye Süper Ligi şampiyonu geçen seneye kadar direkt Şampiyonlar Ligi'ne giderken Trabzonspor şampiyon olmasına rağmen ön eleme oynadı. Ön elemeyi de geçemedi. Biz zaten ön eleme geçemiyoruz Şampiyonlar Ligi'nde. Ama şimdi bu dört takımın alacağı puanlar, bundan sonra senelerde alınacak puanlarla İnşallah tekrardan Şampiyonlar Ligi'ne gideriz. Çünkü Türkiye o platformlarda, o elit seviyelerde olmayı hak ediyor. Bizim takımlarımız da bu sene Avrupa'yı daha ciddiye aldıklarını görüyorum. Mesela bak, Fenerbahçe grubunda başarılı, Başakşehir grubunda başarılı.
Trabzon'un da Sivas'ın da gruplarından çıkma opsiyonları var. İnşallah dördü birden de gruptan çıkar. Canigül'den istiyorum. Yaptırım konusuna gelince %100 haklısın. Zaten biliyorsun yeni bir artık yasa çıkıyor. Başkan olmak, yönetici olmak artık onun dönemiyle ilgili hesap sorulabilecek. Yapmış olduğu harcamalara göre. Bakalım. Uygulanırsa o kurallar gelecekte her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Geleceğiz o tarafa da. Trabzonsporlu bir hanımefendi var. Ona verelim mikrofonu. Hem hanımları hem de Trabzonspor'u konuşturmuş olalım. Hoş geldiniz Aksaray'a öncelikle. Ben Nihat hocam için gelmiştim. Erdoğan hocamı görmek sürpriz oldu bir Trabzonsporlu olarak. Hoş geldiniz. Aklıma hemen 81 il var ülkemde geldi. Acaba dedim birazcık mırıldanabilir. Bir hariç. Şampiyonluğu kutluyor sokaklar. Bizim sokaklar bekliyor, bizim uşaklar. Rica ederim, kırılmadık, darılmadık. Hasret ve özlem bekleyince daha güzel olur diyen bir yazıydı o. Evet. Böyle başlayan, böyle giden bir yazıydı. Evet. Ve en sonunda da şöyle bitiyordu. Toprak bordo kokacak, yağmur mavi yağacak. Geçen sene yağdı. Evet, tebrik evet, ediyoruz Trabzonspor'u. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkürler. Bir arkadaşımız var burada. Önde mikrofonu verebilir miyiz? Hayırlı akşamlar diliyorum. Sizleri Aksaray'da görmek büyük bir mutluluk bizler için. Teşekkür ederiz. Nihat Bey'e bir sorum olacak. Nihat abi Kovačević'ten izlemek ayrı bir zevkti. Herhalde o da aynı şeyi düşünüyordur. Beraber oynamaktan en zevk aldığı futbolcunun Kovačević olduğunu düşünüyordur. İkinci olarak kimi görüyordur? Onu merak ediyorum. Bir dakika, ikinci Kovačević'in ikincisi mi, Nihat'ın mı? Hayır, Nihat Bey'in ikincisi. Nihat Bey'in birlikte oynamaktan evet, keyif aldığı ikinci futbolcu. Şimdi Kovačević'le biz çok iyi anlaşıyorduk. 4 senede yaklaşık toplamda 100'den fazla gol attık yani. O dönemimiz çok iyi geçti. Ama sahanın içinde çok iyi anlaşırken sahanın dışında da hafif rekabet halindeydik yani. Mesela bir gün Bernabeu'da oynuyoruz Real Madrid'in stadında. Ben gol atmıştım. Maç 1-1'di. Dakika 70 hakem bomba ihbarı yaptı. 100 bin kişi böyle bir 5 dakikada hemen stat boşaldı. Kovačević depar attı, korktu filan. Ben sakinim tabii. O dönemler biraz alışıyız biz hani İstanbul'dan o dönemler bazı şeylere. Sakin bir şekilde soyunma odasına girdim. O korkan Kovačević öyle bir rekabeti var ki aramızda bana böyle yaptı. Nihat dedi maçın son 20 dakikası oynanmadı. Senin golün sayılmayabilir dedi yani. Düşün. Dedim ki biraz önce korkudan ölüyordun. Şimdi benim golümü saydırmamaya çalışıyorsun dedim. İşte bizim böyle arkadaşlığımız da vardı, uğraşıyorduk. İkinci en iyi kiminle oynadım desem Villarreal'de de çok kaliteli bir oyuncuyla aynı odada kaldım. Robert Pires. Fransa milli takımıyla Avrupa ve dünya şampiyonu olmuş bir oyuncuydu. Yani ikinci olarak onu diyebilirim. Çok iyi anlaşıyorduk yani. Şu arkalara gidelim biraz. Siyahlı kardeşimiz elini kaldırmıştı. Biraz daha arkaya gidebiliriz. Evet. Şimdi zamanında Türk futbolculara çok kötü bir ön yargı vardı. Yani beğenilmiyordu. Siz o zaman da nasıl o kadar başarılı oldunuz? Avrupa'ya gidip İspanya'da falan oynadınız. Şimdi sonra da mikrofonu alabilir miyiz arkadaşımızdan? Arkada bir kardeşimiz elini kaldırıyor, ona götürelim. Evet. Nasıl başarılı oldum? Öncelikle giderken ne yapayım ne edeyim, ne kadar zorluk yaşarsam yaşayayım dönmeyeceğim dedim. Kafamı buna hazırladım. Gider gitmez gittiğim yerin dilini öğrenmeye çalıştım. Zaten 4. 5. ayda İspanyolca basın toplantısı yapmaya başladım. Çünkü iletişim çok önemliydi. Arkadaşlarımla ne kadar konuşursam kendimi sahanın içinde o kadar iyi hissedeceğimi biliyordum. Gittiğim yerin yemek kültürüne, yaşam kültürüne, hatta havasına. Gittiğim yer San Sebastian'dı. 360 günün 300 günü yağmur yağan bir yerdi. Hani bazı şeyler elinde olmayan konulara kafanı çok yormayacaksın. O yağmur yağıyor. O yağmura adapte olacaksın. Onu değiştiremezsin. Bizde nasıl Rize'de kaç gün? Rizeli var mı aramızda? Rizeli.
Bir arkadaşımız var şurada. Sen Rizeli'misin kardeşim benim. Rizeli yok mu? Şurada var. Şurada bir arkadaşımız var. O zaman hemen Rize'den bir anı anlatayım. Bir kişi var ki. Resepsiyonu aradım. Bir tane meyve tabağı alabilir dedi. Tabii efendim dedi. Kapı çaldı. Tabak geldi meyve tabağı. Meyve yoktu ama. Anlamadı kimse. Resepsiyonu aradım. İki tane istiyorum. Biri açık olsun dedim. Hangisi açık olacak dedi. Sağdaki dedi. Espriler öyle. 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 Sıkıntı var. Sevimli bir bölgemiz Rize'de, bizim. Rize'de bu arada ben de Karadenizliyim ha. Giresunluyum hani ya. Biz biliyorsun espriliyizdir. Yolda gidiyorum. Mehmet abinin yeri 5 kilometre geride yazıyor. Siz de gördünüz mü öyle tabelaları? Çok görüyoruz yani. Onları zaten. Geriye niye döneceksin değil mi ya? Geçmişsin artık. Ama zekanın ürünü onlar. Abi, dönüşte abi, uğrasınlar diye yazıyor. Bir otelde ya. Kaldık. Yangın merdiveni tahtadan olur mu ya? İlk önce orayı yanar yani. Düşünün. Yangın arkaya var. Vermiştik mikrofonu. Erdoğan Bey öncelikle... Sonra da mikrofonu bu tarafa alacağız. Öncelikle Aksaray'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi ekranlarda görmekten, beyefendi bir kişiliğiniz olarak görmekten mutluluk duyuyorum. Benim sorum Nihat Bey olacak. Nihat Hocam'a şöyle nerede bir sorum nerede göremedi olacak. Bu arada? Buradayım. Ha, tamam. Nihat Hocam'ın Tayfun Korkut'la alakalı bir anısını okumuştum ben. İlk İspanya'ya gittiğinde ve orada başarılı olmasının en büyük sebeplerinden birisi bana göre Tayfun Korkut'tur. Öyle bir hikayesi var. İspanya'ya ilk gittiğinde Tayfun Korkut... Hocamız, Nihat hocamıza onun başarılı olması için bir süre böyle evinde misafir ettiğini, daha sonrasında eşinin hani kendi başına yaşaması, ayaklar üzerinde durmasıyla alakalı bir başarı hikayesi olduğunu biliyorum. Bu konuyu ben Nihat Bey'in, Nihat abinin kendi ağzından duymak isterim. Ya ben tek başıma gittim. Yani A demeyi bilmiyordum. Tayfun abinin orada olması tabii ki önemliydi. O benden... Bir sene, iki sene önce oradaydı, orayı tanıyordu. Tabii ilk 2-3 ay onunla beraber kaldık. Onun tabii ki yardımlarını göz ardı edemem. Ama her sabah kalkıp yağmuru gördüğümde o bana Nihat sorun yok. Buralar hep yağmur yağıyor derdi. Tamam abi sorun yoksa diyorduk. Biz de konsantre oluyorduk. Ama söylediğin çok doğru. Orada oraya adapte olmamda en önemli kişi Tayfun abiydi yani. Bu tarafa geldi mi mikrofonumuz? Var mı mikrofon orada arkadaşlar? Evet, kimde mikrofonumuz? Ramazan Çoban. Öncelikle Aksaray'a geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Aksaray halkını gururlandırdınız. Bizleri de çok mutlu ettiniz. Ya Aksaray'a biz teşekkür ederiz. Ben şunu söyleyeyim. Böyle güzel bir topluluk, böyle güzel bir dinleyici kitlesi çok çok önemli. Ve çok güzel şeyler hissettiriyorsunuz bize. Biz teşekkür ederiz bu yaklaşımınızdan dolayı. İki tane sorum olacak. Bir soru. Çok fazla soru sormak isteyen var. Birini tercih edin. Birisi biraz menajerle giriyor. Birini tercih edin. Tamam. Milli takımla ilgili sorum olacak. Menajerliği alalım mı? Menajerlik sorusunu alalım. Milli takımla ilgili zaten konuştuk biraz. Sizinki daha değişik, güzel bir soru olabilir. Mustafa Bey'e mi? Menajerlikle ilgili de Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir sorum olacak. Mustafa Bey'e sorun o zaman bu soruyu. Öncelikle Kerem Aktürkoğlu geçen yılki performansına göre bu yıl çok büyük bir düşüş gözlenmekte. Hepimiz görmekteyiz. Bunun nedeni olarak menajerlik diyorlar. Transfer olacaktı, bu gerçekleşmedi. Bir performans düşüklüğü oldu diye söylendi. Veya, bilgisi varsa söyler şimdi evet, Mustafa Bey. Ya da böyle şöyle söylendi. Maddi olarak tatmin olmadığı söylendi. Ama bunun için de önce biraz daha tabii ki oynayıp Galatasaray taraftarını mutlu ettikten sonra tabii ki de Galatasaray kulübü de kesinlikle ücret olarak artıracaktır diye düşünüyoruz. Ama bunun asıl sebebi menajerlik midir? Bir ne olduğunu merak ediyoruz açıkçası. Mustafa ne diyeceksin? Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a kendisi gitti. Fatih Terim'in bizzat beğenip izlettirdiği bir oyuncuydu. Erzincan Spor'dan Galatasaray'a kendisi transfer oldu ve sonraki süreçte Galatasaray'da oynamaya başladıktan sonra Mesut Özil'in menajeri Erkut Soyut'a imza attı. Şu an onunla çalışıyor ama Erkut abi de bu sektördeki görebileceğiniz hani eğitimli, bilgili, donanımlı bir insan.
onu yanlış yönlendireceğini düşünmüyorum. Orada kesinlikle performansla alakalı başka şeyler vardır. Benim bildiğim bu kadar. Yani sözleşmesiyle ilgili bir sıkıntı var mı Kerem Aktürkoğlu'nun? O kadar detaylı bilgiyi bilmiyorum ama Erkut abi onu yanlış yönlendireceğini düşünmüyorum ben dediğim gibi. Herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorsun. Yok, Mesut'un zaten yıllardır tüm imaj haklarından tutun birçok konuyu yıllardır düzgün yöneten bir menajer. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Mikrofonu hemen önünüzdeki arkadaşımıza verebilir misiniz? Size de vereceğim mikrofonu birazdan. Evet, öndeki arkada kardeşlerimize mikrofonu verelim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Benim sorum Nihat abi olacak. Futbolda sizce şans faktörü önemli mi? Güzel soru. Ondan sonra da mikrofonu bu taraftan biraz bu tarafa doğru götürelim. Var mı bu taraftan soru sormak isteyenler? Evet, bu tarafa alalım. Sonra belki geliriz. Evet, Nihat, var mı şans faktörü? Ya şans değil de ben mesela tevekkülden bahsedeyim. Hani sen elinde olan her şeyi yapacaksın, yapman gerekeni. Sonrasını da Allah'a bırakacaksın. Futbolculuk da işte çalışacaksın, kendine bakacaksın, konsantre olacaksın, azimli olacaksın, koşacaksın. Her şeyi yaptığında o topa vurdun mu direğe çarpıp gol de oluyor. Birazcık senin elinde o şansı hani kendin yaratmalısın. Öyle her şey şansla alakalı değil yani. Önemli olan o şansı yaratabilmek. Bu tarafa geldi mikrofonumuz şimdi. O taraftaki arkadaşlarımızdan alalım. Böylelikle her kesime mikrofonu uzatmış olalım. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz Aksaray'a öncelikle. İsmim Hızır. Sorun milli takımla ilgili olacaktı. Bildiğiniz gibi Dünya Kupası Kasım ayında başlıyor. Ve biz de Dünya Kupası'nda yokuz. Haliyle Dünya Kupası sürecinde acaba milli takım ve federasyon bunu bir tatil olarak mı görüyor? Yoksa bunu bir fırsat olarak değerlendirip belli bir kamp kurulup hazırlığa geçecek mi? Böyle bir niyeti var mı? Yani sizce de olması gerekiyor mu bunun gibi bir şey? Ve daha öncesinde de federasyon, yani milli takım özellikle oyuncularla, Avrupa'daki oyuncular olsun, buradaki oyuncular olsun, normal sezonda da birebir iletişim kuruyor mu? Antrenmanlar nasıl yaptığını inceliyor mu? Veya sizin bu konuda görüşleriniz ne? Merak ediyorum. Şimdi bir kere oynanacak Dünya Kupası'nda olmamak üzücü. Ama Türk milli takımda oynayan oyuncular lig ara verilecek ama takım idmanlarına devam edecekler. O dönem bir milli takım kamp yapılması, belki hazırlık maçı falan olabilir tabii. Ama programı şu an bilmiyoruz. Türk milli takımında biz çalışırken, bizden sonra da ben mesela teknik heyette de bulundum A milli takımda. Bugün de adım gibi eminim ki her kulüp tek tek aranılıyor. Bütün oyuncularla ilgili her türlü bilgi alınıyor. Performans, fiziksel, mental, psikolojik, her türlü bilgiler alınıyor yani. Bu taraftan soru aldık. Şimdi buradan alalım. İkinci kez soru şansımız olmayacak. Öncelikle merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim sorum Nihat abi olacaktı. Nihat abi, sen de amatör futbol oynadın. Şimdi Esenler'den Beşiktaş'a geçerkenki hikayeni veya oradan geçerken ne hissettiğini ve bu geçişte hani sen mi oraya, seni mi izlediler yoksa sen mi seçmelere katıldın da ondan sonra seçildin? Bunu gerçekten merak ediyorum. Özellikle de amatör futbol ve altyapılar ülkemizde bu kadar düşük bütçede ve istemsiz bir şekilde devam ettiği için senin de bu konudaki görüşlerini merak ediyorum. Sen oynuyor musun? Ben futbol. De amatör lisanslı futbol oynuyorum. Şimdi onun için sordum. Kaç doğumlusun? 2006 doğumluyum ben de. 2006. Tam kritik zamandasın aynen sen öyle. De. Ondan ötürü bu sorum. İnşallah yolun açık olur. Çok teşekkür ederim. Eğer biraz arkadaşlardan mazur görürlerse size de çok küçük bir sorum olacaktı. Yok, bana sorma. Çok küçük bir bana sorum. Sorma. Peki hani, sor, cevap verip vermemek aynen. Hakkı bana ait. Anlatırken böyle anlatmayı en çok sevdiğiniz futbolcu kimdi? Onu sadece çok merak ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şimdi ben
çocukken futbol oynamayı çok seviyordum. Yazlar uzundu, 4-5 maç yapıyorduk ama hiç aklımın bir köşesinde futbolcu olmak yoktu. Ta ki liseye geldim, benim yeteneğimi gören arkadaşlarım neden bir takıma gitmiyorsun deyip Esenler Spor'a gittim. Ama orada da beni izleyecekler, bir takıma gideceğim düşüncesi yoktu. Ama tek düşüncem oynadığım futboldan keyif almak, goller atmak, her maçın kıymetini bilmekti. O dönem Beşiktaş scout ekipleri beni izlemiş, orada beğendiler. Hani altyapısına seçmelere gitmedim, onlar beni izleyip beğendi. Ben 14'te Esenler Spor'a başladım, 18 yaşında Beşiktaş'ın A takımında oynadım. 4 senede oradan oraya geldim. Tabii ki o kolay bir şey değil ama Allah onu bana nasip etti. Ondan sonrasını zaten anlattık burada. İnşallah senin yolunda öyle açık olur. Ben Maradona'nın son Dünya Kupası'nı anlattım. En çok keyif aldığım futbolcu Maradona'ydı. Anlatmaktan keyif alıyorsunuz. Ondan sonra da tabii ki Nihat Kahveci'yi özel bir yere koyuyorum. Kariyerimin en güzel golünü anlattırdığı için kendisine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim adım İlayda. Buradaki kadın handbol takımı birinci ligdeki oyuncularından biriyim. Takım arkadaşlarım da burada. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sormak istediğim soru, dünya çapında bir sporcu olup da neden çok erken yaşta futbolu bıraktınız? Erken mi bıraktın sen Nihat, yaş olarak? 32. 32 erken. Yani. Kimine göre erken, kimine göre geç. Şimdi ben futbolculuk kariyerimde çok enteresan bir şekilde en top olduğum dönemlerde çok ağır sakatlıklar yaşadım. 2 tane çapraz bağ dizimde, 2 tane menisküs sol dizimde ve şimdi golü konuşuyoruz ya, Çek Cumhuriyeti maçı. Ben ondan 3 gün sonra bu adeleyi buraya kadar yırttım arkadaşlar, Hırvatistan maçında. Bir daha da oynayamadın herhalde. Yarı final oynayamadım yani o turnuvada. Hayatımdaki en üzüldüğüm anlardan biridir. Ha, dönsem oraya, Çek golünü atacağım, 3 gün sonra adeleni yırtacağımı bilsem yine yırtarım. O ayrı yani. Çünkü o milli takım. Orada sahada her şey bırakılır. Bu çok ağır sakatlıklar. Bir de ben oynadığım takımlarda hep fark yarattım. Hep iyiydim. Baktım, onu sahanın içinde veremiyorum sakatlıklardan dolayı. Bırakma kararı aldım. Beşiktaş gibi bir takımda da futbolu bıraktım. Tek Beşiktaş'ta oynayacağım dedim. Tabii ki sakatlıklar olmasa belki daha uzun süre oynayabilirdim. Bu biraz karakterimle alakalıydı. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Hangi mesleği yaparsanız yapın, en iyisi olmaya çalışın. En iyisini de yapamıyorsan başka yöne yönlenmelisin diye. Ben şimdi mesela spor yorumculuğuna başladım. Burada da iyi olmak istiyorum hani. Burada da yapamayacağımı anladığım gün belki başka da bir işe başlayacağım. Bu da benim karakterim biraz. Artık son soruları alacağız. Sen ne soracaksın sen bakayım? Erdoğan abi, bu ne soracak? Peki Nihat Kahveci'nin son soruyu alıyoruz şimdi kardeşlerimizden. Oraya bak. Hocam bir soru. Bir dakika. Bir ver. Az önce soru sormayanlar sorsun. Sor bakayım. Evet. Gel buraya, sahnede sor son soruyu, gel. Değil mi abi? Güzel bir final yapalım. Evet. Gel bakalım, finali senle yapıyoruz, alkış. Hoş geldin. Abi, özgüvene bak. Maşallah. İsim ne? İsmini söyle. Hadi söyle bakayım, konuş. Adım Mert, iyi kaleciyimdir. İnşallah iyi oynarız, şampiyonluğumuzu arttırırız. Biraz İnşallah... Uzaktır. Şampiyon oluruz. Kim olacak? Kim? Kerem. Şampiyon kim olacak? Aksaray Belediyesi. Türkiye. Helal Bravo. Olsun sana. Final Bravo. Böyle olur abi. Bu Türkiye'den sonra da soru sorulmaz herhalde. Ya şunu... belki birazdan... imkanımız olabilir. İmzalatabilirsiniz ama... Önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Hayal ettiğimizin çok daha üzerinde bir ortamla bizi karşıladığınız için arkadaşlarım adına çok çok teşekkür ediyorum ve sizleri alkışlıyorum. Gerçi çıkmayın, sahneye gelmeyin lütfen. Sahneye gelmeyin lütfen.
bu güzel günü güzel bitirelim. Bu kadar büyük bir güzelliği çok güzel bitirelim. Önce ben, bütün arkadaşlarım da bunu isteyecektir. Bu güzel toplulukta bir selfie çekilmek istiyorum. Şöyle selfie'yi de Twitter'da paylaşırlar.